3, 2, 1. Sevgili izleyiciler, Atina'dan, gene Atina'dan merhabalar. Şimdi şöyle, bir izleyiciye açıklama ihtiyacımız var. Neden zırt pırt Atina'ya geliyoruz sevgili izleyiciler? Şöyle ki, bir neydi olacağına ilişkin bir projemiz var. Neydi olacağını iki dilli yapmak adına. Hani olur da çözüm olursa, komşularımız da, Rumlar da bizi anlasın diye. Dolayısıyla bir hizmet içi eğitim kapsamında. Yani zaten üründen olduğum için hani benim Yunanca öğrenmem durumunda neydi olacağı da iki dilli olabilecek. Bu yüzden Atina'da yabancı dil eğitimi için bulunuyoruz. Peki şu soru var. Aha Lefkoşa o yanda Rum tarafı. Niye orada değil de Atina'da? Bir hava değişikliği olsun. Yani Niye mahallede öğrenelim sevgili izleyiciler? Bundan dolayı. Direniş Festivali var Atina'da. Çok değerli bir festival, çok renkli. Biliyorsunuz bu aralar buralar bayağı bir devrimci. Türkiye'den de sevgili HDP milletvekili ve onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü burada konuşma yapacak. Kendisi Atina Ocak Örgütü'yle beraber muhabbet ediyor. Yani çok araya girmek istemiyoruz çünkü onlar da hasret. Bir röportaj alma ümidimiz var. Ancak ümidimiz var yani. Henüz kesin bir şey yok. Tabii siz ilerleyen saatlerinde programı izleyeceğiniz için yapıp yapmadığımızı göreceksiniz. Ama ben şu an henüz Ertuğrul Kürkçü'yle röportaj yapıp yapmayacağımı bilmiyorum. Dolayısıyla böyle bir tatlı heyecan içerisindeyim. Yani ortam bizim ülkedeki festivaller gibi. Bir sürü derneklerden, örgütlerden standlar var. Ama işte tabii şimdi Siriza'da biliyorsunuz geçen gün Maliye Bakanlığı'nın verdiği poz itibariyle biraz sıkışık bir durumda Avrupa Birliği'yle yürüttüğü müzakereler anlamında. O yüzden buranın daha devrimci hareketlenmelere, egzantrik olaylara ihtiyacı var gibi görünüyor. Onun için bu festivaller daha sürecek. Hatta yani Siriza biraz daha sıkışırsa bizi bile Kıbrıs'tan çağırabilir yani gelin bir destek atın diye. Bakalım bir tur atalım, bir ortamı size gösterelim, ondan sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bu arada hocam bizim programın adı neydi olacağı? Yani coğrafyaya uygun, yani her konuya uygun olarak bir isim bulduk. İyi bir şey de olsa neydi olacağı, kötü bir şey de olsa neydi olacağı? Sevgili Ertuğrul Kürkçü ile birlikte Atina'dayız. Hissettiklerimi anlatmak için cümlelendirme yapmayacağım çünkü yani Türk solunun yürüyen tarihine mi diyeyim az kalır. Ama en azından mutlu günlerdeyiz. Çünkü genelde solcular buluştuğunda mağduriyet üstüne konuşur. Bu ara bir şenlik havası var hocam. Doğru. Tebrik edelim önce. Çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi tebrik ediyoruz. Tabii hepimiz kendimize oy vermeyi başarabildik bu sefer. Ve hakikaten Türkiye'deki siyasi tarihin gidişini değiştirmeyi başardık. Herkes çok endişeliydi bu seçimler sonuçlanmadan önce, son dakikaya kadar. Ancak şu an Türkiye'de Tayyip Erdoğan dışında hiç kimse endişeli değil. Evet güç bir siyasi denklem çıktı ortaya ama bunun dahi çözülebileceğine dair çok ciddi bir güven var. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türkiye'nin ezilenleri bir araya gelerek toplumun büyük çoğunluğunun ihtiyaçlarının doğrultusunda bir siyasi sonuç yarattılar. Bundan ötürü hepimiz hakikaten ne kadar gururlansak azdır. Fakat bu çok büyük bedel bedele mal oldu. Çok büyük bedeller ödedik sadece seçim kampanyası sırasında bile. Fakat bu dahi sevinci gölgelemedi. İnsanlar yastan çıkıp sevince, sevinçten yasa bu şekilde çok iniş çıkışlı bir ruh hali içerisinde ama şimdi total bir sevinçle yeni bir döneme başlıyoruz. Şunu sorayım hocam, özellikle biz Kıbrıs'tan hani Selahattin Bey'in, Figen Hanım'ın çektiği halaylara dahil olamadık fiziksel olarak ama psikolojik olarak ruhen çok aidiyet hissettik. Aslında benzeri bir durum Siriza için de geçerli. Evet. Deniz aşırı umut olmak. Yani bizim oy verme hakkımız yoktu sizin partinize ama bu umuda dahil olduk bir yerinden. Ama en önemlisi bu. En önemlisi biz de Siriza seçimine katılmamıştık ama seçimin bittiği ve Siriza'nın başarısının belli olduğu anda
biz Türkiye'de seçim kazanmış gibi sevindik. Hatta o kadar çok sevindi ki herkes esas Siriza'nın dostu biziz iddiaları başladı. Velhasıl evet bir ucunda Avrupa'nın olan bir şey Afrika'nın bir başka ucunda mutluluğa yol açıyor. Çünkü her zaman konuştuğumuz gibi hem büyük bir insanlık davasıdır içinde yaşadığımız hem de uluslararası olmadan muhalefet ve sol olamadığı için Amerika'da da sol bir başarı kazansa biz bundan çok mutlu oluyoruz tabii ki. Peki şunu sorayım. Şimdi sizin nesliniz bizim üst neslimizi eğiten nesil. Yani Kıbrıs Türk solu, Türk solunun öğrencisi gibi. Hocam bu 50'sine doğru bir liberalleşme oluyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bak sizi tabii tenzih ederim. Ben 67 yaşındayım demek evet. ki olmayınca olmuyor. Ama bu daha çok yaştan ziyade geçen zamanlara dayanıklı olamayan örgütlerle ilgili. Yani örgütler geçen zamanlara dayanabilseler, yapılarını koruyabilseler, kitlelerini hep istim üzerinde tutabilseler o zaman bu tür dönüşümler olmaz. Ya da olsa da telafi edilebilir. Çünkü sağ ve sol uçları olmayan bir ciddi büyük toplumsal hareket olamaz. Bu tür savrulmalar olacak. Fakat kitlesel ya da bir kuşak boyunca savrulma tabii ki nasıl desem hüzünlü bir durum. Tamam hüzne girmeyelim hocam. Zaten ender mutlu oluyoruz. Bu ara mutluluktan konuşalım. Şeyi anlatıyorum arkadaşlara. Bir Wikipedia yaptık sizi de. İşte dedim ki Ertuğrul Hoca hapse girmiş. Şimdi yeni neslin terminoloji hapse girmiş nedir? Hayır uyuşturucu. Yok ya dedim adam solcu. O yüzden adamı hapse attılar. Fakat işte eski günler. Şimdi öyle mi oluyor? Hapse girene uyuşturucu. Yani bir kriminal bir bakar yollar. Yok ya dedim adam solcu olduğu için. Evet o arkadaşlarımız için söyleyelim. 60'larda 70'lerde iyi insanlar hapse giriyorlardı. Hala da aslında Kürdistan'da, Türkiye'de iyi insanlar hapse girmeye devam ediyor ama şimdi iyi insanlar eskiden daha çok aydınlar arasında var diye düşünülüyordu. Şimdi iyi insanlar yoksullar ve emekçiler arasındalar. Daha çok yani solun ve sosyal muhalefetin merkezi aydınlardan emekçilere doğru kaydıkça aydınların çocukları çok iyi durumu anlayamıyor olabilirler ama bu gibi programların görevi de bunları onlara aktarmak değil mi? Aynen öyle. Evet. Ve Gezi'de nitekim iyi çocuklar ne kadar çok dayak sahneye yediler. Sahneye çıktılar. Hepimiz gördük. Peki ben tutmayayım sizi konferansınız öyle başlayacak. Mi? Başlıyor muymuş? Çok çok memnun oldum. Başlıyor. Muhakkak peki, beklerim Kıbrıs'a. Ne güzel gidiyordu ya ben. Devam edelim buradan konferansa. Sonrasında devam ederiz bu hocam. Bu soru sorma tarzından da çok memnun oldum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Kıbrıs'a çok selam. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, olamaz böyle bir şey. Bakın Ertuğrul Kürkçü'nün röportajı bitirdim. Kalbim pıt pıt atıyor. Telefonda arayan Ciğer Camet. Benim bu savruluşlarımı da kim ne yapacak? Alo. Alo. Selam Ahmet Tayyip'cim. Nasılsın? Ne dedin Ahmet Tayyip'cim? Ne oldu gülüm? Babalar günü gülüm. Da Yunanistan'dayım çok yazarsa. Ha kutlu olsun bak adamı da unuttum. Kutlayayım seninki de kutlu olsun. Yunanistan'dayım. Ne yapayım Yunanistan'da? Geldim bir lase bakayım arkadaşlara. Bak sen bizim şeyi faize Yunanistan'a da gideyim. Ne yapsın bu çocuk gitmesin. Seni de götüreyim. Gideceğim de götüreceğim çok seni de. Saat 8'i geçince edeyim arayayım. İyi ettin canım. Babalar gününü kutlan. Aman kuzum bir tanesin kutlu olsun. Merak etme de. Facebook'tan attım sana babalar günü mesajımı almadın. Facebook'tan attım sana mı almadın derim. Benim de spotum yok. Aman canım tamam hadi. Benim yok eşim var. Öpüyorum seni yazmasın sana kutlu olsun babalar günün. Ben de seni öpüyorum hadi bay bay. Babay canım babay. Ne zaman geliyorum? Çarşamba ondayım.
Öptüm. Çarşamba günü görüşürüz. Tamamdır. Bye bye. Bye bye. Hadi bye. Bye bye.